İyi geceler sevgili basketbol seyirler. Yörelik Basket Podcast'in bu geceki canlı yayına hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Anladım şekerle ilgili bir sıkıntım vardı ama bu gece e, su yerine kola içiyorsun. Maçtan sonra. Bol be. buzlu Murat abinle beraber. Maçtan sonra. Tansiyon be. mu çıktı? Limon var mı? Var abi. <laughs> Peki Anıl'ım sen hatırlatmayı yap. Oradan sonra da programa geçelim istiyorsan. Sponsorumuz Migros de teşekkür edelim. Migros Amacı'nın içinde Migros mobil uygulamalarını indirip, içinden Migros seçebilirsiniz. Ayrıca Migros de tabi e, cüzi kurye ücreti yanında e, uygun 25 TL'lik bir minimum sepet tutarı var. E, ürün çeşitliliği çok fazla. Tabi bunun yanında ihtiyaçlarınıza anlık. E... Oyun kurucu getiriyor mu Migros? Hemen? <gülüyor> <gülüyor> yani abi, <laughs> evet. Tilsene. Anlık ihtiyaçta bir oyun kurucu takviyesi yapması lazım. <laughs> yani. Son, yani son. Abi şey de... aldık ya kısa aldık hala oyun kurucu arıyoruz ya. Çok acayip. Yani ama... Tekrar da abi teşekkür ederim sponsorumuza. Maça dönelim istersen. Maça dönelim iyi bir başlangıç. Makabi deplasmanında ama. Ee, artık bu ısrardan öteye geçen bir booker. Tırnak içinde aşkı mı demek lazım ya da. Ee, hani biz tabi aramızda esprisini yapıyoruz hep ben mesela bu kriyi bir şey yaptı o zaman Murat abiye maçı izlerken hep böyle bir hareket yapıyorum ama gördüm mü der gibi ama artık bugün eksi 10 yazdı oyundayken 12-13 dakika kaldı eksi 10 yazdı madem Jekir oynayacak durumda e neden hiç kullanmıyorsun? İkinci periyodun sonunda son bir dakika, bir buçuk dakika oyunu atıyorsun. Ee, sağ içini konuşalım. Sonra sağ içinde yaşanan bir iki garip olay oldu. Ee, onu da bir konuşalım. Şöyle genel bir değerlendirme Murat abi senle başlayayım. Vallahi ben yani bir tane istatistik hadi iki tane söyleyeyim size. 18'de 9 serbest atış %50. Bu seviyede hiç Hep kabul kimse şey de şey yenemez. <laughs> yani üçlük yüzdesi olsa yani geçen hafta üçlük yüzdesi daha yüksekti. O birinci yani öbür tarafta çok var ama böyle maçımız. 25'te 20 öbürü. Makabi o ilk istatistik. Ee, Fenerbahçe yüzde 61.1 ikilikle hücum etmiş yüzde 20.6 üçlük. Makabi yüzde 45.9 ikilik yüzde 33.3 üçlük. Kaç tane ikilik biz kullandık? Kaç tane ikilik onlar kullandı? Şimdi alan savunmasına falan geleceğiz ama bir ara Eline gelen yani sanki herkes alev almış. Zorundaymış gibi bir de. Eline gelen üçlük fırlatıyordu abi. 36 ikilik denememiz var. 34 üçlük denememiz var. %61.1 ikilik yüzdemize rağmen. 37 ikilik denemiş Makabi. 24 tane üçlük denemiş. Abi üçüncü ve dördüncü çeyrek başları sadece toplam Fenerbahçe'nin 12 şut denemesi var. Bunların 10 tanesi üçlük. İşte o alev alsan hadi belki de. Ve alan savunmasına atamayınca işler daha da sarpa soruyor. Bir yani. de sırtı dönüklere sürekli sıkıştırma Tabii getiriyor. Yani dışarı çıkaran sanki atmak zorundaymış gibi kaldırıp atıyor. Ya Orada özellikle e, Motli'nin o ikili sıkıştırmayı sezmesi lazım. Dört <laughs> tane top kaybetti. Yani orada daha çabuk çıkarırsa daha çabuk üçlük atacaklık belki <laughs> ama. <laughs> yani yani, bir tane daha fazla ya, kaçıracaktı. Yani ya yani işin şakası bir yana orada çıkan topla savunmanın dengesini bozmuş oluyorsun. O top erken çıktığı zaman, o zaman o üçlüyü atmadan sana nereden geliyorsa adam oraya doğru topu yönlendirirsin, faal yaptırırsın Adamını bırakan yardım boşsa ona verirsin. Ama biz sadece attık abi. Ha. ...şey... ...zamanlamasını bir kenara koy... ...zor uçuşluklar değildi. Ama girmiyor işte. Bazen girmiyor. Bazen öyle günler oluyor. Yani 7'de Olmuyor. bir e, ...de şu an... ...alev alevdi son iki maç. 8'de bir skari. İkisi 15'de 2. 7'de 2... ...Marco zaten iki tane soktu. 11 sayıdan maç kafa kafaya geldi. 10-0 seri yaptık. Peki Anıl geçen haftaki Scariolo'nun denediği alan savunmasıyla bugün e, Fenerbahçe'ye karşı denenen alan savunmasının e, ne gibi farkı vardı? Abi en temel fark Scariolo'ya göre Odet Kataş bilhassa ikinci çeyrek ve üçüncü çeyreğin başında size'lı oyuncularla yaptı bunu. Yani iki uzun oyunu aldı. İşte Roman Sorkin'le Cohen'le birlikte oynattı. Hatta Cohen'le Sorkin'i tepede alan savunmasının 2-3'te iki, üçte, iki e, kısa yerine iki uzun tepedeydi ki hemen o yardımı içeri top indiği zaman yapsınlar. Yardım sonrası da hemen switch. Ya Fenerbahçe oyunu sürekli diplere yönlendirmek zorunda kaldı. Alan savunmasında da normalde tabi diplerin boş kalmasını beklersiniz o yardımdan dolayı. Ama burada o switchten dolayı yardıma da iyi koştu Maka e, Makabi takımı. Fenerbahçe'nin ortaya girmesini bekliyorduk. İlk yarıda Bielitsa ile denedi onu Fenerbahçe. E, bir top kaybı oldu. Savunmada hata oldu. Hemen kenara aldı. Koç. İkinci yarıda Beşiktaş'ın chest oyunu bu sefer forvetten topu alıp ortaya kırılması çözüm oldu. Orada tabii 2-1-2'ye yönelik bir alan savunması vardı. Sivici, daha bile. Ama orada o Beşiktaş'ın işte çözümü diğer tarafta Gudul için üçlü bulmasına kadar Fenerbahçe alan savunmasına hücum etmekte çok çok büyük sıkıntı yaşadı. Yani o statik oyun. Orada yani o... hiçbir şey denemedi ha. Evet. Hadi. Peki bu savunmayı senin anlattığın şekilde eee Hücum anlamında Fenerbahçe en çık iki oyuncu hangisi? bence bir tanesi Jekiri. E. Çünkü ortaya hem orta mesafe tehdidi var. Hem pas dağıtımını ya işte bu Ukra nazaran daha iyi yapabilecek bir oyuncu. E diğer tarafta da Guduric. E onu da üçüncü şeyerek Fenerbahçe hiç kullanmadı. Yani hiç kullanmadı. Çok fazla kullanmadı. Hiç biliyorum. kullanmadı diyelim. Deşan'ı unuttu. Ya onu muhtemelen bir şut da sokamadı diye belki Tamam mı diğer işleri de hani sokamayabilir evet. diğer işleri de maçın maçında çok iyi yapıyordu. Özellikle sırtını iki tane bitirdi. Bir tanesinde fual aldı. Bir tanesinde basket fual aldı. Yani e, İtüdis bazen maç içinde çok duruyor. Yani böyle e, Takımı gibi işte. Evet. Takım da reaksiyon veremiyor. İtüdis de veremiyor. Yani birbirleri paraleller. Orada da bekliyorsun. Yani o coaching'i bekliyorsun. Şimdi Bolonya maçında yaptığı tek bir coaching var belki o da Guduric'i e, ...o savunmaya karşı oyuna atmasıydı. Oradan sonra da maç koptu zaten. Yani... E, ...geçen hafta... E, ...11-5 miydi? Oradan Fenerbahçe Ya da 12-6 miydi ne? E, i̇lk periyoda 31-14 önde kapattı. Zaten sonra maç bitti. Bir daha bir oyuncu tercihlerinden sonra... ...değişikliklerden sonra... Her giren oyuncuya ekstra bir atak gördük makabide. İşte Tyler Dorsey ile başlayan Damanya Bielitsa. Her seferinde hücum yani. ettiler. Çünkü tanıyorlar da. bugün soracaktım abi. Yani. Bugün, bugün bugün görmüş olduk belki de ya. Bielitsa ile Dorsey'in aynı anda sağlıklı olması e, savunma açısından Fenerbahçe'ye çok büyük e, defolar yani, yani çok büyük defolar ortaya çıkıyor Fenerbahçe'de. Yani Bielitsa bu kadar maç eksiği, bu kadar e, yani formsuz Fena savunma yapmadı şeye Kesinlikle. göre. Kesinlikle. Katılıyorum. Yani bu kuru ben hiç çözemiyorum biliyor musun? Üçünü aynı anda görmedik değil mi hiç? O, <laughs> oyuna girdi. iki tane üçlük yedik ya. Seç beğen al oldu abi orada. Olacak. Ya Dorsey mi seçeyim? bu mı seçeyim? Ya tabii farklı farklı zamanlarda evet. da. Yani kim girerse. Özellikle ikinci çeyreğin sonunda bir sekans vardı yine. Ee, savunma için hamle yaptığı Tudis. Carson Edwards, Goodrich, Kalates üçlüsüyle döndü. Oradan da bir üçlük geldi. Yok üçlük gelmedi. Lorenzo Brown da foul yaptı Edwards. Basket foul oldu. O da hiç, hiç alakası yok basket foul. böyle birkaç düdük vardı ama hakemler art niyetli değildi. Kötüydü. Yani o arka alanı savunma için oyunu atmak da tabii o esnada. Yok senin dediğin pozisyon Üç tane çok kötü. Üç tane çok kötü düdük var. Biri Lorenzo'nun, öbürü Wade Baldwin, Pierre'e çalınan e, basket Son abi. bir buçuk dakika. Son bir buçuk dakika. Ve hiçbirimizin anlayamadığı. E, sonra e, bir tane e, ...biri yazmış e, Twitter'da... ...onu gördüm... E, ...Dorsey kullandığı için... ...ikinci faulü... ...otomatikman şeyi iptal edebiliyor musun? ...öyle bir durum varmış... ...e, e peki kardeşim burada sorarlar... E, ...Dorsey nereden bilecek... E, ...kaç tane orada... ...teknik faul çalındığını bir... ...iki madem... ...bir tane çalıyorsun teknik faulü... ...ikinci de niye topu Dorsey'e veriyorsun... ...Dorsey atsın diye yani... Üç niye oyuncular dışarıda? Madem tek teknik faaç çaldın, niye Çünkü çağırmıyorsun? Ha, hakem onu? orada uyuyor. Ha, ya işte uyuyor mu? Ben niyet konusunda tam çok kötülerdi. Çok kötü hakemler. Karşıtlı yani kötü düdükler var. Ben hakem, hakem var. niyetinden iyi anlarım. Pierre'in o düdüğü de böyle bir maçın o dakikasında çalınmayacak bir düdüğü. Kesin. Hele bu sertlikte oynadıkları. Hiç, hiç temas <laughs> bile yok. Ama bunlar kötü hakemlerdi. Yani ya bu, şu maçın özelinde bu üçlüyü. Doğru yani zaten maça ne kadar konsantre belli değil. İlk defa sahaya çıkıyor e, ee, ilkini atmış kaçırmış hakem ona bir daha topu veriyor o gidip almadı ki topu aynen öyle topu geri attı ya orada ne yapması lazım hakem kime faali çaldıysa eğer oyunun içindeyse üçte onu çağırması lazım doğrusu yollaması lazım yani biz ondan kaybetmedik kesin yani Nigel'ın 2'de 2 atacağı da şüpheli. %50 atmışsın zaten. Bir ki Nigel çok ilk yerde 5'te 2 attı. Nigel'da bugün 5'te 2. Yani. İlk yerde evet. Ama yani hakemlerin ne kadar e, böyle bir maça işte bu seviye için çok yetersiz kaldılar abi. Evet, evet. Üçünü de ben isim olarak bilmiyorum mesela. Bakmak da... <laughs> Bir tanesini tip olarak hatırlıyorum ama en azından bir tane böyle bir kalbur üstü birini verebilirler diye düşünüyorum böyle bir maçta. Ya orada işte hakem e, Nigel Hayes'e çaldığı faali bile e, farkında değil. Orada Dorsy yollayıp Nigel Hayes'i e, çağıracak. İkinci atışı Dorsey yapmayacak. Yani oyuncu hakem topu vermiş. Serbest atış çizgisinde. Bir dakika bir dakika niye verdin demeyecek ya abi. Aynen. Demek ki iki tane şey teknik çaldı. Adam, yani. adam NBA hayalleriyle yaşıyor. Belki <laughs> iki teknik var zannetti. Bir şey zannetti. <laughs> evet, olabilir. Peki abi tercihler kısmına gelirsek. ikinci çeyrekte Booker bir elit salı. O başlayan beş. Ve devamındaki sirkülasyonu nasıl değerlendiriyor? Ya şimdi ...Bukır'da on... Onla... ...Bukır'ın enerjik maçları var. Bu onlardan biri değildi. Ve ilk iki üçlüye çıkışından da... ...Ituris bunu anlamalıydı. 12 dakika... ...Bukır'da ısrar etmesi ki... E, ...sıfır sayı... E, ...sıfır savunma bağıntı ...bir top kaybı... ...yani çok gereksiz bir şeydi... Biz zaten maçı e, seyrederken herhalde Cekiri, çünkü onu da e, son maçın e, ikinci bölümünde hiç kullanmamıştı. Cekiri daha iyileşmedi dedik, sakatlıktan dönüyor. E, o zaman niye kadroya alıyoruz? E, zaten kadroda iki tane şey var. E, maç eksi e, sonsuz olan bir Bielica var. Takıma yeni gelmiş aylardır ne oynadığı belli olmayan, ne zaman en son oynadığı belli olmayan bir dorsi var. E bir de yani o zaman düşüncemiz Cekir'i oynayacak durumda değilse onu niye alıyoruz? Ama oynayacak durumdan. Antetokopo nerede? Şey tercih abi kadroda olmalı. Tercih mi? Evet. Ya Benim anlamadığım bu maç üzerinde abi ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bence mehtecan kadroda olmalıydı. Sen onu maç oynanırken de söyledin. Ya o esnada belki savunma ve sertlik anlamında da 3-5 dakika ikinci periyotta mesela güvenebilirdiniz belki. Güvenirdin eğer Cekiri'yi ilk yarı hazır hissetmediysen. Evet. Ama ondan sonra ilk yarının sonunda da onu soktu. İşte abi ya öyle bir durum varsa zaten Cekiri niye oynamadı? Ki fena Şimdi da onu... oynamadı. Bayağı sakatlık evet. maç dönüşü aldı. sonunu da kötü oynamadı. Yani Bilmiyorum yani ne düşünüyorsa da işte o takım gibi o da duruyor ya. Yani kazanabileceği bir maçtı ama tuhaf bir maçtı. Hakemler tuhaflaştırdı. Ama yani Ya bu y kadar iyi başladı bir Maccabi deplasmanı. %50 ile serbest atış atamazsın. O, ya. Tabi. Lise ya, maçlarında atamaz. Bu kadar iyi başladığım bir Maccabi deplasmanı. Ben ee, şöyle Maccabi birçok Maccabi deplasmanında maça çıktı Fenerbahçe hatırladım Playoff serisindeki o 3. maçı bir kenara bırakalım. Onun dışında 3-4 tane taraftarın çok sert işin içinde olduğu maçın başından itibaren maç hatırlıyorum. Belki de bu kadar kritik bir maçta ilk 6-7 dakika salon daha böyle daha kendine hiç gelmiş hiç girememişken umutları bile kırmıştın yani 6. 7. dakikada. Ama maç hazırlığı da çok iyiydi bu arada. Evet onu söylüyorum yani. ya. Ya 23-10 mu? 22-10 muydu? Neydi skor bir ara? Yani e, bu kadar iyi başladığın bir deplasmanda bir 10 12 13 dakika bir oyuncu tercihinde ve ısrar ederek bütün bu, oyunun iplerini, bütün oyunun ritmini veriyorsun. Bugün karşısında e, hiçbir şey yap Kesin. Savunmada da kötüydü. da kötüydü. Zaten öyle olunca olmuyor. Yani Yani sadece kır değil. O da -5 -6 idi galiba karşında. Daha kısa oynadı. Gorsu oyundayken. Eksi beş. -5. -5. Yani bilmiyorum ben üzüldüm. E, maçın ekstra üzülmemin sebebi şu. Yani üzüldüm derken tabii ki üzülüyorum. Fenerbahçe olarak da ekstra üzülmemin sebebi maçın başıyla maçın sonunun ya yani siyahla beyaz kadar fark olması. Yani maçın gidişatını çok rahat kazanabileceği maçtı Fenerbahçe'nin ve belki bu maçı kazansa Cuma günü o rüzgarla ki ben yeneceğimizi düşünüyorum zaten Barcelona'yı da e, inşallah yeneriz. E, üçüncülük hatta ikincilik neden olmasın dedirtirdi valla bence e, maçın başlangıcı 15-3'tü e, -15. bir ara e, Fenerbahçe öndeydi e, yani Makabi de kaç maç yönetti e, mutlaka bayağı <laughs> maç yönetmiştir o kadar e, deplasman takımı aleyhine bir skor ki o. yani bu tür deplasmanlarda serbest atışları bir kenara bıraktım koç hata yapamaz Hele 12 dakikalık bir hata. Oyuncular e, şey yapamaz. Yani nasıl olsa öndeyiz. Atmaya başlayalım, fırlatalım. Hepsini yaptık. E, maçın sonunda iki tane üçlük soktuk. Hiç bambaşka bir takım oldu. 10-0 seri yaptın ya. Yani. 71-61'den. Nemanya topu tipledi. 8'e indi. Molayı aldın. 8 molayı aldı. 8-0 döndük moladan. Nemanja ile beraber 10. Ya Gudur için o tercih 74 71'de hiçbirimizin anlamadığı bir tercihi var o basket faul sonrası. E o hata yapmasan maçı uzayabilir, kazanabilirsin. Yani hala o kadar kötü oynamana, o kadar kötü yüzdeye rağmen maçın içindeydi Fenerbahçe. O da yani e, iyi bir takım olduğunu gösteriyor. 41 rebound almışsın. 16 e, asist, 10 e, top kaybı. Mesela iyi bunlar, bir rebound takımı. Bunlar zor bir deplasman için çok iyi bir rebound takımı. Hücum reboundunda en iyi takım. Totalde de 4. Ee, yani bunlar baktığın zaman kağıt Kaç üstünde Onlar 40, 40, Fenerbahçe 41. Daha da fazla rebound almışsın. Bir kere de fazla hücum etmiş oluyorsun. Ama çok enteresan bir şey söyleyeyim. Maçla ilgili değil. Bu Euro Liga bayılıyorum ya. İlk yarı Fenerbahçe 8 tane top çalmış. Maçı 7 top çalmayla bitirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani şimdi sağ olsun Ömer maç sonu istatistiklerini çıkardı. Ee, şey hızlı sayı basketleri şu bu. Bakmadım bile. O kadar yanlış ki. <laughs> Niye biliyor musun? Çünkü devre arası Anıl bana çıkardı. Geri gitmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır geriye sardılar. Sen nerede? Sen Eurolig'in şeyinden mi çıkarıyorsun? Nerede şimdi bulamadım da ama o kadar komik ki böyle bir şey <laughs> olan Devre arasında ekrana geldi ya ben oradan yazmıştım. O ha, süre. oradan mı yazdın? Evet. Bulamadım senin çıkardığın şeyi ama 11'e 11'di bir şey maç sonunda çıkardığında ben de diyorum. 7 7 idi hatta. Şu 11'den 10'a <laughs> inmiş. <yedi. gülüyor> evet. Geriye dön <de> <laughs> ne yapıyorlar anlamadım yani. Ya biraz ciddiyet. O ya. siteyle ya. alakalı olabilir mi? Siteyle ya alakalı. Bilmiyorum da yani oraya da doğru bir adam koyun Zaten o zaman. Zaten canlı istatistikler de maçta biraz geç güncellendi. O hakem masasında işte bir iki aksam olduktan sonra. Ya Fenerbahçe oluyor. 10 0ı yakalamış. Hakemler orada 40 dakika televizyon seyrettiler ya. Brezilya dizisini seyrettiler. Ne yaptılar yani? Hayır bir de bunlar da ufak faktörler yani. Ritmi yakalamışken biraz Sorkin Bilmiyorum. sakatlandı ambulans gelecek diye bekliyorduk. <laughs> serbest atışları ondan çok daha iyi serbest atış kullanan biri attıktan sonra canavar gibi geldi. Zaten onunla e, Di Bartolomeo farkı yarattı. İkisi de bençten gelip müthiş ener. Yani istatistiklerini bir kenara bırakıyorum ki. Tabii bir de Onur'un bizle maçı izlemesi büyük fark yarattı. Evet, Onur <laughs> kardeşimiz ama o gelince cezalı bundan sonra. Abi mahrum. siz Di de Bartolomeo demişken Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe'nin yine yanlış yaptığı bir şey ilk çeyreğe nazaran kısalar inanılmaz derindi. İkili oyunlarda. Özellikle sürekli işte hem Sorkin hem Cohen'le o köşeyi boş bırakıp ikili oyunlar oynadılar ki yardım gelmesin hiç. Ya mod zaten tepeye çıktığı zaman işte hem hem ortaya hem tepeye çıktığı Peki zaman. Peki oraya, oraya kadar çıkması şart mı? Abi bir o bir de bence Fenerbahçe bu ikili oyunlarda ve işte uzun handoff yaptığı hücumlarda Makabi'nin sürekli üstten geçti. O da bence hataydı bu maçta. Yani savunmayı evet. değiştirmek Fenerbahçe için şey açısından önemli. Çünkü Pierre ve e, Nigel gibi iki oyuncum var ama özellikle onların biri oyunda değilken veya ikisi de değilken bu kadar switch yapmak e, bilmiyorum. Daşa ya. ya. Daşa Pierre'i Pierre, <laughs> Pierre onun telaffuzu nasıl abi? Deşan. Deşan. Sen biliyorsun. 7 tamam. tane falan telaffuz duyuyorum ben çünkü Abi arada falan de maçı Simiş tercihinden sonra sürekli hücum ribandı veriyorsunuz. Tabii. E onun öyle bir handikapı var. arkada o iki sigortanız varken onlar bir nebze kurtarıyor bu noktada ama işte o da yok yani. Ya da işte Guduric, Pierre Guduric, Hayes oynuyorsanız ya da Booker'la oynuyorsanız tepede. Hani öyle bir aksama durumu da oluyor. Bir ara 38, 30, 36 mı 39 sayıda mı neydik? 14-14'tü Nacil'la Pierre. Tabii ikinci şans sayıları daha öndeler. Yok biz öndeyiz ama. Yok biz öndeyiz. Yok. O o da bence doğru bir istatistik değil. Çünkü onlar e, biz 14 on, on, e, tane hücum ribaundu almış onlar. E, biz almışız eee alt. 17 16. 16 mı? O da mı indi? 17. <laughs> Program başladıktan sonra Yok, Ama abi orada da tabii özellikle 3. çeyrek hem hücumlarda biraz aksamaya başladığı zaman Makabi hücum bantları bayağı merhem oldu onlara o tarafta. Yani switch savunması tabii ki çok değerli ama biraz daha hani farklı işte çeşitlilikle görmek lazım. Çünkü ilk yarıda mesela Kalahatesi Fenerbahçe savunma da çok iyi kullandı. O gap savunma dediğimiz yani daha zeka savunması. Alanı savundu Kalahatesi mesela. Hayır, çünkü Pierre'i şeye evet. verdi. İşte Pierre Hayes kısa üstünde. O pası hemen Kalahatesi. Bir de Baldwin ikiliyip o ikisini ayırdı mecburiyetten. O zaman hem benchten gelen oyuncular katkı yaptı. Çünkü Baldwin'la Lorenzo oyundayken uzunlar onları seyrediyor. Evet. Yani uzunlar hiç işin içinde değil. Baldwin'da kim birebir oynayacak diye. Baldwin'in dörtlemesi işimize gelmedi. Halbuki biz iyi oldu falan demiştik ama. Yani maka bir maçı ee... nerede o? ...çok komik bir rakamla kazandı. 10 asist, 13 top kaybı. Biz kaç asist yapmışız? 17. Çünkü her şeyleri... ...birebir endeksli ama biri en azından... ...kenarda olduğu zaman içeriye bakıyor. Oyunda olan. Bir de çok o... E, ...kaçan şutlardan sonra çabuk geldiler. Zaten onların oyunun en önemli partisi o. Ama genelde tempoyu fena kontrol etmedik. Evet. Yani makabinin... Birkaç tane hatırladığım Lorenzo pozisyonu var. Çok erken geldi. Hatta ilk çeyrekte ilk basketlerini öyle evet. buldular değil mi? Yani çok iyi hazırlanmıştık. O çabuk gelip daha savunma yerleşmeden üçlüyü buldu. Sonra zaten bu kur oyuna girince abi herkes herkesi tanıyor yani. Aa mesela Lorenzo Brown o tersi hata Avrupa'yı deneyin yapabilen oyunculardan bir tanesi. Yani o işte o scouting konusu işte maç scouting'i vesaire derken ya yani Booker iki pozisyonda da işte perdeyi alıp hemen aksiyonda gitti Lorenzo. Ya yani çok basit aslında bu detaylar ama her oyuncu da birbirini tanıması lazım bir yerde. E Lorenzo da Fenerbahçe'nin eski oyuncusu bir yandan. Beraber oynamadılar ama. Yok. Ama tabii yani Fenerbahçe'nin elinde daha fazla belge bir Rapor yani. vardır <laughs> Lorenzo vardı. <laughs> Önceden işte şuraya giderdi. Ama Lorenzo e, Fener'deki gibi oynamıyor. E tabii ki orada Fenerbahçe'deki rolüyle buradaki rolü bir değil. Burada işte Kızı Yıldız'da zamandaki rolüne bir tık benzer ama burada çok daha özgür. Yani bir de o da şeyle alakalı. Bir de diğer oyuncular ona inanmış. Kesin. O da işte Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Yüzde Ben çok o zaman Fenerbahçe'deyken de ben beğeniyordum hatırlıyorsun. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bak Alex Perez kötü oyuncu. Tamam mı? O seviyede değil. Ama Lorenzo Brown o takımın bir numarası değil. Hep aynı şeyi söylüyorum ve aynı yerdeyim. Kötü oyuncu mu? Hayır kötü oyuncu değil ama... O takımın bir numarası değildi abi. Eleştirme sebebim o. Aslında ben Lorenzo'dan çok o... E, transferleri... O noktada o transferleri yapanlardayım. Ama... O zamanki Fenerbahçe'nin koçu Kokoşkov... Ko 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 e oynatmak istediği basketbol... Makabi'nin sevdiği tempoda basketboldu. Ya tabii hayalde aslında Dekola ve Lorenzo iyi bir ikiliydi. İşte biri birini savunma kısmını biraz daha örtecek. Dekola'ya daha özgürlük kalacak hücumda vesaire gibi. Bir daha tabii yaş ne olursa olsun insan öğreniyor. Lorenzo da bence basketbolda halen Bukur, çok kaç iyi öğreniyor. yaşında. Bu kır mı? E 30'u vardır değil mi? Bakalım mı E ne abi Lorenzo Brown Fenerbahçe'deyken de Kızıl Yıldız'dayken de çembere gidip öyle temaslı hiç oynamıyordu o teması öğrenince zaten çok fark yaratmaya başladı Avrupa'da. Şutu da biraz daha istikrar Tabii. kazandı bence. Hemen ya. bakalım. Bu arada bir yandan da... 32. Bir yandan da e, şey Kızıldız Efes maçı da oynanıyor. İlk yarı bitti 49-45 önde Kızıldız. 2'de 2 ile kapatsak çok güzel olacaktı bu gece ama artık 2'de 1 inşallah. Kapatabileceğimiz de bir geceydi. Tabii kesinlikle. İnşallah... Efes'te de Larkin'le Mitsi çok galiba değil mi? Evet. Larkin hastalanmış. Belki aslında eve gidince seyredeceğiz abi. Tabii dün eve gidince mi seyredeceğim? Çıkınca son periyoda anca yetişeceğiz. Hayır ya Tekrar. tekrarı. Ha. tamam. Ya tabii dün işte Real Madrid'in <laughs> Hayır iptal <İtalya'da> Esport <laughs> Plus <laughs> bir, bir an bir şey an. Diye... Bir an. <laughs> yani dün aslında tabii işte Partizan da kazandı, Zalgiris de kazandı. Di da kazandı. Abi. Ya Efes'in de biraz dezavantajını oldu ama O değil, makam de e, kazandı. bu da bu, da evet, dezavantajın bu da oldu. Ama Efes de e, kazanmaya devam ederse bence 6'ya çıkar abi. Ya yani seriyle. Ama tabii şu an eksikler, özellikle bu maçı kazanmak da çok önemli. Çok kolay görmüyorum. Takım birlikteliğinde bir sıkıntı var. Yani biraz e, bir maç biri öne çıkıyor, bir maç diğeri. Hep bir çıkıyor. arada olunca bir sıkıntı evet. var. Evet. Yani Alalım mı soruları? Alalım. Hakan abi Hakan, Hakan... Abininkini bire koydurduk ama mecburiyetten parayı verdi diye gibi. Ya Hakan abi ee, çok kesine, mahcup etti beni. Benim hatırıma bereket. yapmış. <laughs> Bu parayı çıkışta nakit istiyorum hemen. Abi. <laughs> Süper ses şey sorusu gelmiş Hakan abi. Teşekkür ederiz. Cenk bilir hep söyledim. Bu takımın oyun kurucu kalitesi olamaz. Zaten yerli olsaydı Barcelona bırakmazdı. Bir gard eksikliğinden bütün sezonu mefta edeceğiz. Liyakat. Profesör daha %30'unda oynuyor. Bize F4 getirecekse onun oyun hakkı getirecek. Yani tabii katılıyorum oyun hakkı konusunda. Yani bugün e, belki maçı kaybetti ama en azından e, Bielitsa açısından değil mi gelecekle ilgili e, olumlu sinyaller e, verdik. Ne o ya? <laughs> Ömer yazmış şeyler ya, de bana. Abi yanımda o paranın %5'i kadar nakit yok diye. <laughs> Başka şekilde inşallah halledeceğiz. Yani abi bir elit sayı en azından kısa vadede nasıl kullanılması gerektiğini biraz daha <laughs> görmüş olduk. Ya yani işte hem, hem, topsuz evet. oyunda hem daha... Ama bizim beklediğimiz gibi zaten yani. O... Tabii. Mesela i̇şte Kalates'i... Onun ee... oyuna ilk girdiğinde akı arkaya top, iki top kaybı Evet. Orada hemen çıkardı. bir daha bir kalates de yani doğru zaman doğru dakikada oyunda tutmak da önemli. Şimdi şey şey. alan savunmasına başladığı zaman Odet Kataş'ın kalates Israrı belki olmasa, bir nebze Guderic'e dönülseydi o esnada veya işte devamında, belki daha farklı olurdu. Çünkü ya tabii karatesin de olması o alan savunmasını bir nebze bir yerde sağlıyor. Çok rahatlatıyor. Evet. Yani. Tabii. Rakibin elini de rahatlatıyorsun ama mesela bir pozisyonda bir elitse verdi dışarıya attı üçlüyü. Sonra üzerine bir top çalma oluyordu. Elinden sekti dışarıya gitti ama bir nevi top çalma oldu. İstatistiklere yansımadı ama e, değerli katkı verdi de yani savunmada hani bahsettiğimiz gibi özellikle maçın başında doğru kullanıldı kalates. Ya o gap dediğimiz işte yardım savunmalarını doğru yaptığı alanı verdiği zaman rakibe. Tabii çok akıllı bir oyuncu Karates. Kesin. Yani bak senin e, söylediğin şey e, 8 top çalma sonra 7'ye indi dur Kalaites. <laughs> <laughs> İniyor mu da? <laughs> i̇ndirmişler mi ona bakacağım. <laughs> ee, evet Kalaites indirmişler. İlk yarı, ilk yarı 5 top çalması vardı. Hayır. şunu söylemeye çalışıyorum. Doğru ha. kullanılsa da savunmada zekasını kullanarak özellikle pas arası ne zaman <laughs> yardıma geleceğini falan çok iyi biliyor ama Kalaites'in ilk yarı istatistikleri bu takımın tek şoförü o. Yani tamam Gudur işte şoför ama muavin. Ya abi uzun yolda yani tek şoför. Sıfır sayı bir asist bir top kaybı. Anlatabildim mi? Yani Fenerbahçe'nin sıkıntılarından bir tanesi de bu. İki Dinamo hariç hem savunmayı hem hücumu etkili oynayacak oyuncu sayısı çok az. Abi iki yönlü oyuncu zaten kaç tane var? Tartışılır. Ama bu kadar olmamalı. Tabii. İstediğinde iki yönlü bir Wilbeck'in var. İstediğinde iki yönlü Wilbeck'in de bak savunmada ilk yarı <laughs> bence gayet evet. iyiydi ama bu o da 4'te 0'la yansıdı eğer değiştirmedilerse. <laughs> Abi o da hem atma işte atmak istemesi hem de bir yerde o rakip kısalara da yetişme çabasıyla işte hem, Will, hem Lorenzo bir hem de, de hem bir Baldwin. sevdası da var. Biraz duygusaldır da o e abi zaten e, Yalo kopyasını yapmışlar. Çerçeve. Ek olarak bir kız getirmişler. O da sarıldı ona. Yani muhtemelen Baldwin'in şeyi de aklına girdi. Lorenzo Brown. O savunması da düştü. Onun düşmesi tabii en büyük sıkıntı olabilir. Kesinlikle. İkinci yarı savunma düştü, ikinci yarı sayı üretti. Yani ben de bunu demek istiyorum işte yani. Ya ha. o şutların girmemesi de asıl şey o oldu ya. Yani. Bak şu olur, belli bir seviyede savunma yapan olur, onun sağdaki diğer dört arkadaşı hucumda çok iyi olur, o dengeyi koç kurabilir. Ama çok savunma eksiği olup Ucunda iyi şeyler beklediğiniz oyuncu var. Motley bir kere switchlerde çıkarm çıkarmamam lazım. Çünkü hakikaten ya hiç rebound alamadık. Yani bu ne yapıyor? Bir şey yok. Ya da doğru yerleşim savunma kurgusuyla çıkartmak lazım. O da olmadı. Çünkü Orada da aslında şöyle bir durum var. Fenerbahçe ilk yarı üçlü switch yaptı. O da işte karate savunmada kullanılabilme adına. ya yani Çok doğru bir tercih. Evet, ama kullanış şeklinden kaynaklanıyor. Evet. Ne kadar pasaklı ama bir öğrencisin hepsi... ya. Hepsi dağınık. Çok pasaklı bir öğrencisin ya. Ama abi, ikinci İnsan yarıdaki... biraz sıralamaya koyar bunları. İkinci yarıdaki switch'te o özellikle sigortada olmadığı için üçlü switch değil. Fenerbahçe adam adam her pozisyonu switchledi. E burada da ikinci perde yaptığı zaman, işte ikinci ikili oyunu oynadıkları zaman e, savunma kurgusu tamamen dağılmış oluyor. Doğru. Kolsun iki tane acayip şut soktu. O da var. <laughs> evet. Bir tanesi hiç görmeden attı ya. O da çok çok Sonra beğendi. O da, o, da işte yani şey e, sen senin beğendiğin bir şey. Evet. Va, yapma. Oğuzhan Turgut, Dorsey'in vücut dili bana hiç güven vermedi. Sanki verimli olamayacak gibi ne dersiniz? Diğer soru kaptan niye hiç kullanılmıyor? Ya mesela bak bu, bu soruya okey Bu maç üzerinde. Bu kadar şutu zorlarken yani o kilidi en azından takım adına, takımın kilidini açabilecek belki hani e, isim Melih olabilir. <laughs> yani Dorsey'i sahaya atana kadar Melih böyle çok Kenarda bekleyip oyuna girdikten sonra bir anda 3 6 9 saydığı birçok maçı var. Böyle zor maçlarda özellikle. Bazen de saçmaş şey doldurabiliyor ama. Peki Dorsi'nin vücut dili topu almadı ki iki defa aynı değdi topya. ya. Ben öyle çok vücut diliyle alakalı yalnız fiziken bana biraz şey geldi. Vücut dili dedi herhalde yüz ifadesi. Evet. Yani vücut dili dediğin Abi ama ya yani işte yeni transfer olmuş bir oyuncu. Aylardır Kesinlikle. Avrupa'dan çok uzak zaten. Ee, rekabetçi basketboldan da görece uzak. Eski takımına karşı maçı kurtarma noktasına oyuna girince doğal ben olarak... Ben atmam yani şu maçta sahaya? İlla atacaksam da maça başlarım değil mi? Ya, anlıyor yani yani. ifadesi doğal <laughs> yani değil. bence. Ama Oğuzhan bence şeyi e, işaret ediyor. Yani hala akıl fikri orada mı diye. Bir de iki buçuk yıl imzalamış İşte onu söylüyor zaten bir nevi. Yani... Olabilir. Kolay değil abi. Çok oraya umut bağlamıştı. Abi yüz küsür maç oynadı NBA'de. Olmayacağını anlam... Ya da o görevi kabul edecek yani. Hiç i̇şte, oynamayacak. Hepimizin tartıştığı soru. Ee, süper Süperçe şey sorusu gelmiş. Erik Bey'den. Güdüriç istikrarsız. Sizce 3 sene uzatmak mantıklı mı? Yani fiyat makul. Fiyatı bilmiyorum. Yani makul dediler. Bana da rakam söylemediler. Ama... Peki e, kimi alırsın Guduric yani profilinde? Diamant <laughs> Ne bileyim ya Avrupa'da yok. Hayır onu söylemeye çalışıyorum. O, o, o tarz bir kısa. Ponitka belki sen Cık. Ama Ponitka seversin. O... Hayır, ben çok severim. Ponitka'nın ya yani Ne kadar karşılar tartışılır. Tabii. Yani ben... Ben... En benzeri e kim olabilir? Daha 3 numara ama şabon shields işte belki. Bir yani o da top oyun vermek konusunda. Alfa Diallo yeni dönemde biraz da. Yani yok öyle oyuncu. Yok. Biraz <laughs> da öyle oyuncuyu yaratman lazım. Yani Guduric de Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde böyle değil. Tabii Guduric abi saydığım bu iki oyuncudan çok daha iyi bir yönlendirici. Tabii. <laughs> Bogdan da değildi. Yani bazı şeyleri de takım içinde geliştirmen lazım. Beyefendi diyor ki. Hı. Bayrak adam ne olursa olsun bayrak adamın olmalı takımında Guduric'te o diyor. Şimdi ben ona hak mahrumiyeti cezası ben yani hala bir şey diyorum evet. E, bazı maçlar e, bütün yükü kaldırabiliyor. Ama her maç o yükü kaldıramıyor. Şimdi her maç o yükü ondan taşımasını beklediğin zaman istikrarsız oluyor. Bence Abi yapma. Bence doğru kullanılmış bir Guduric Doğru kullanılmış Guduric bile istikrarlı değil. En doğrusunu Igor Kokoşkov kullanıyordu. Obra kullanıyordu. Onda da çok istikrarlı değildi. Adam uçaktan indi. Fenerbahçe 12 maç kazandı. Abi 2018 playoff'unda belki de hani çok akılda kalmamıştır birçoğumuzun ama biz sen ne aynı şeyi söyleriz mesela. 2018 Baskonya'ya karşı Fenerbahçe'nin oynadığı playoff'un en değerli oyuncusuydu belki. Tabii, özellikle son Gıdır iki maç. Son iki, Hele hani oradaki maçlarda. E, Final Four'da ortada yoktu. Ortada yoktu. Hani şey değil. Yani. İşte bu istikrarsız yani. O zaman doğru kullanıldığını düşün. Yine istikrarsız. Bu onun e, yani oyun karakteri ya karakteristik ne bileyim yani üç maç var beş maç yok. Abi ama yani kalatesin alternatifi Çok olarak... severim yani biliyorsun. Hayır yani şimdi beş maç yoksa bu daha ilk maç yandık. <laughs> Ama ya yani yani özel... bugün takım halinde anıl ya. Yani. benim ama bu sezon özelinde biraz daha tabii üzerine çok fazla yük bir yerde. O da istikrarsızlık evet, onu söylemeye arası çalışıyorum. Yani tamam, ben size itiraz etmiyorum. E, yine maçın Canlar... oynayan adam oydu topu kaybedene kadar. Canlarım itiraz etmiyorum. Burada zaten e, takım iskeletinde ya da rolünü e, e, de benimsedi. Bençten gelmeye de alıştı. Tam bir şey demiyorum. Ben size aynı yerdeyim ama genel anlamda kariyeri boyunca yani gelmeyin üstüme. Bu böyle <laughs> yani. Ya anam, şu Fenerbahçe'ye Euroleague'den bir tane kart alsan makul fiyata. Yani Kampazzo'yu falan bırak. Kimi alır? Ya, <laughs> Bildoza diyecek şimdi Hasan. Az... Bildoza ya, diye bırak. Onu da diyemiyoruz abi sanırım. Evet. Bildoza'yı da diyemiyoruz. Diyeme hadi. Onu mu diyecek? <laughs> ya onu diyecek. ya <laughs> <Belki. gülüyor> biliyorum çünkü. O bakışında o da acabası vardı. Ya bence ama Fenerbahçe Beko'nun özellikle bu savunma planını sürdürecekse ya Darius Thompson abi. Yani e, diğer tarafta Fenerbahçe Beko'nun Bak geçen sen özür dilerim. Geçen sene alsan yarı fiyatını alır. Tabii. Daha birincisinden alsanız. Hadi onu yapamadım. Şimdi bütün babalar saldıracak mı? Bir de kontratı da devam ediyor. Öyle mi? Bir de yani. bayağı at mı var? İki sene imzalamıştı. Ee, abi Fenerbahçe Beko'nun özellikle bu savunmadaki switch planını da sürdürecekse bir yerde gelecek sezon. Ki sürdürecek muhtemelen Itudis'te. işte Oradaki kısalardan yani gelecek oyunculardan birinin de en azından o sırtı dönük savunması kısmında da biraz var olması gerekecek. Yani orada mesela Darius Thompson konuşuyoruz. Hani o çok böyle bir oyuncu değil yine diğer tarafta. Ya orada Nick Weilerbeck Jalen Smith tarzı bir oyuncu da yine belki ihtiyaç... Heh, kesinlikle abi. Ya o çok parladı artık o rolde ama Weilerbeck işte Jalen Smith, Payola mesela. Ya bu tip oyun o tip, e, bir kısa da Payola'nın hastası. <laughs> bayılıyorsun bu Payola. İtunis kısa abi onlar. Bir abi. şey demiyorum bayılıyorsun. Peki Burak Koçak, Murat abi bu Murat abi. Murat abi'den sonra gelen isme bayılıyorum. Bu kırıstan <laughs> sebebi Kalates'in şutunun olmaması bence. İki tane şut olmayan oyuncu spacing için problem değil Problem zaten. Ama bu konu şutu var. Nerede? Ya bir tane soktu diye. Nasıl? O kariyeri şutla yaşadı herif bu zamana kadar 5 numarada. Başka zaten elle tutulur bir şey yok ki. Ya Blokları izmi. var enerjik, oldu, enerjik olduğu zaman. O da şeyden e, zayıf 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 taraftan. Zayıf taraftan, taraftan Kim ki de 3 dakika Aliyev highlight'ı vardı. Rakipler savunma on, da. Onu izlediğin zaman <gülüyor> milyon <gülüyor> yani, geç, da yani. Gerçi Fenerbahçe'de bayağı ya, iyi para Yani e, Burak'cığım Buker'ın bu takımdaki sıkıntısı bence savunmayı hiç hissetmemesi. Bence Buker'ın rolü yok takımda. Nasıl rolü Sıkıntı yok ya 12 dakika 4 mü? 5 mi? Ne oynadığı belli değil. Yani joker Motley olarak 3 değil. 3 değil, e, üç değil e, zaten. 4 tamam, ile 5 abi ikisi, tamam, Ama kariyeri boyunca Post yok. Kariyeri boyunca Avrupa'da 4 oynamadı ki bu adam. Postapı yok. Hep 5 oynadı. Hep 5 oynadı Allah aşkına. Yok Kim şey ki de de hep 5 oynadı. ya. Mickey o 4-5 de. <laughs> Dönüyorlar. Görüyorsunuz adam. beni bu konusunda. Ya koç işte George Bush de öyleydi. Daha Joker olarak kullanıyordu. Ya yani George şey de öyle kullanıyor. Itudis de öyle kullanıyor. Ya bu kadar şey ne yani? Bu kadar Abi hani ısrarın. opsiyonunu kullandı. Adam opsiyonu vermeseydin. Al sana bu kırmı diyor yani. Ya onu Fizo dediğimi mu? zannetmiyorum ama yani Bielitsa düzeldikten sonra uzun rotasyonunda e, önemli değişiklikte olacağını ben düşünüyorum. E, Cekiri'nin de, yok. Hayır, de süresinin art... kimden başka dört numara yok? Bielitsa dışında dört numara yok. Net dört numaran kim var? Ya neti bırak abi. Bielitsa, Hayes, Pierre hiç fena bir üçlü değil. Kesin. Evet. Peki. Yani, unuttuk da. Motley 5 diye yani. ben. E tamam o zaman gerekirse bir dörde 4'e çekersin. Gerekirse. Evet. dinlendirmek için evet. Jekiri var. Taktik açısından veya rakibin sahadaki beşine göre Bielitsa'yı oynatırsın. Yani Giorgiovic mesela bir sahada her zaman büyük kalmayı dikte eden bir koç. Ya da işte old school belki bir coaching tarzı ama özellikle klasik 5 numaraları kullanmayı sevmesi. Ya Bartelos'u mesela bundandı. Booker'ı da ondan çok seviyordu. Daha o klasik pivot tipine belki daha büyük olduğu için uygundu. Ama Fenerbahçe Beko'da bu sezon hep aklımda şey kalacak abi ya. Kostas ve Motley ikilisi yan yana nasıl olurdu sorusu. Murat abi Murat çok... abiyle çok ısrar ediyoruz üçümüz evet, sen. de sende ama... Ama işte onun da olması için Kalaitis Garden değil. Heh. gününde bir Wilbeck'in. Wilbeck'in Dorsey Guduric'i ya da Wilbeck'in Dorsey işte Pierre. Wilbeck'in Dorsey'de ama çok Ufak bir arka alan olur ya. Tamam hadi Wilbeck'in like. Guduric şey olsun. Şut sokan bir Pierre. Nacil olur Emin, oraya ya Bu takımın bir tane Anıl'ın tarif ettiği tarzda Galatasaray ihtiyacı var. ya <gülme> onu zaten hep söylüyoruz. Oyun kurucu tarzı mı yoksa şey mi daha fizikli olan? Yani oyun kurmasına gerek yok. Evet. yani Nick Wilder yani Kudur işle bir gerektiği yerde bir Ya bazı anlarda takımı rahatlatacak işte yani oradaki hem tempoyu kontrol anlamında hem takımı oynatma Abi anlamında. bir şeyi domine etmesi lazım. Evet. Yani ya savunmada yani rakibin posta hücumunu kaldıracak. Ya sayı atacak. Şutu olacak. Bir yerden rahat bir konfor olanı yaratması lazım Tabii. Tabii. Takım yani da. etrafındaki kullanacağın dörtlüye muhtelif seçenekler yaratacak İtudis için. Olympiakos'ta bu World Cup'ın mesela varlığı inanılmaz bir alan yaratıyor Bartokas'ın savunma kurgusunda. Evet. Bahsettiğiniz post-up savunmasında mesela. Sürekli World Cup karşılıyor uzunları. Amerikan futbolcusu gibi ya. Ee, sevgili Serkan Payası bu yayında e, es geçmemiş. Süper şey sorusu. Teşekkür ederiz. Hatay'a da selam olsun. İyi yayınlar üçlük problem yaşıyorken, iken Edwards, Melih'i neden düşünmedik? Onlara doğru Nacil Pierre ikisinden neden vazgeçildi? Teşekkürler. Vallahi Pierre sorusunu biz de sorduk. Edwards kötü oynuyordu. Kesinlikle. Ondan mesela hep şey ısrarında konuşuyoruz. Orada bir Melih'e dönebilirdi yani. Ama o da iyi başladı. Yani onun o Anıl'la konuşuyorduk. İçeri girip pula bu <laughs> kadar büyük bir silah ki abi. Tabii. O da farkında değil. Ama odan da git köşede bekle dediğin zaman olmuyor. Olmuyor. Kesinlikle. Nigel Pierre herhalde yorgunluk diyeceğim. Olabilir. Bir de yine şut sokamamaları belki. evet. Pierre'in de 7'de biri. Mesela Nigel'ın da iki tane bence hücum ribaund sonrası çok çabuk kullandığı şut var. Dönüş hep bize ceza oldu. Belki de Makabi'nin dönüş anları başladığında oradan bir başladılar zaten. Birinci periyodun ikinci evet yarısı gibi düşünelim. Orada mı takım da çok arada bir yerden sonra. Yani. Durdu. Evet. Ya o kadar kaçırdıktan sonra hani bir tane sokalım sokalım o kafa evet. Mantaliteye girdikten sonra katılıyorum. <gülüyor> 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 ya asabı bozuldu. Asam bozuldu. Ee, sorusu gelmiş. Hakan abi teşekkür ederiz. Abi dur. Ee, i̇nşallah Final Four'da bunları şey yapalım. Ee, bu takım tam Lakers gibi bir maç 13'lük, bir maç 2-3'lük. Biz Showtime Lakers gibi Showtime e, <laughs> e Kanaryalar kanarı. istiyoruz. Bu arada bu kırın elinde herhalde <laughs> oraya okumasam da olur. Bu Booker ne yapmak istemektedir, ne yapıyordur diye de e, siyasi bir bağlama yapmış. Booker nerede tabii. çok iş yapar biliyor musun? <laughs> yani. Euro kaptı. Yapar mı diyorsun? Çok iş yap. E gönderip orada izleyelim. Sen her maçını izleyeceksen yani, gönder. Euro Cup'ta çünkü gardların daha ziyade e, temposuna, şutuna falan e, önem veriliyor. Öyle pırpır pır bir guard çok iş yapar. Ama peki Murat abi Euro Cup'a göndersek bu bize her gün burada maçını izletmez mi? o kadar hayranı değil mi? <laughs> açar abi. Evet. açar değil mi? Teşekkürler Hakan abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen... Nereye? Hangi takım olabilir diye düşünüyorum da abi Euro Cup'ta. Ya Kuban dönerse Kuban uygun bir senaryo Para da iyi verirler. Kuban dönerse Euro Cup'a dönüyor değil mi? Evet abi. Onur Bal süper chat şey sorusu gelmiş. Teşekkür ederiz. Hocanın bu kız sayıda e, kaybettirdiği kaçıncı maç diyelim? Ya bazı maçlarda alternatif yoktu. Yani hatırlayın Motley sakattı, Pierre sakattı. Bielitsa daha oynamaya başlamamıştı. Sonra Cekiri sakatlandı. Ama şimdi alternatifler var. Yani ondan hep hiç olmadığı kadar da var. Yani. Hayır, ondan Cekiri bu 12 dakikada niye düşünmedi benim çok garibime gidiyor. Ya genel toplamda şimdi hani bu program çok Booker özeli gibi oldu da <laughs> ya sezon özel sezon genelini düşündüğümüz zaman Booker bence Ortalama kendisinin beklentinden ortalama üzeri performans verdi. Ya savunma anlamında mesela aksine olumlu olan maçları da gördük çok ama vardı. işte onlar enerjik tabii hareketli takım yukarıdayken o katkı Pozisyonu veriyor. kovalayan bir bukur. Yani bak. savunmada aktif düşünüyor. Koçun da orada dokunuşları vardı onun üzerinde. İşte tabii şimdi abi bahsettiğiniz gibi hani mesela Jackie'ye alternatif var işte kullanmadığınız bir Kostas var. İşte Metecan var dört numarada ya. Ya şimdi bak akan oyunda ya da i, iyi olan günlerdeki dokunuşlar tabii ki hepsi, bütün dokunuşlar önemli oyuncu özeninde de koç özeninde de ama asıl önemli olan bu tarz maçlarda böyle iyi başlayıp o daha kötü bir şey zaten kötü başlayıp iyiye git tamam ama iyi başlayıp kötüye giderken e, hem koçing olarak hem e, o, bir iki oyuncu performansı olarak kötü durumda olunca da şey yani hiç çekinmez durumda olunca da yani o gün kaybetmemeniz zaten mucize oluyor. ya Ben burada bekliyorum o dokunuşları. Bolonya maçında 30 olmuş. 17'ye doğru sen koparmışsın ilk periyottan. Sonraki dokunuşların benim için çok bir önemi yok. Yani oturup Fenerbahçe'nin geçmişteki 8 sezonuyla ilgili 25 tane maç söyler miyiz abi? Koç dokunuşuyla böyle çok net Fenerbahçe'nin sıkışık anlarda dönüp maçı kazanmak. Son 8 kazandı. sezon. Ya o... Çok değerli bir 8 sezonu var efendim. Ha. 5 sene üste Final Four yaptı. Yani 7 sezon sürekli koç dokunuşu. Ha, sürekli koç dokunuşu ya da yani 25 tane bizim oturup konuşacağımız, net anlatacağımız maç var mesela. E bu sene bir iki tane var. E haksızlık etmek istemiyorum yani beni uyarın böyle bir şey varsa da ama kötüye giden maçlarda hiç o dokunuşu görmüyorum ben. Beni zaten en çok düşündüren taraf da bu oluyor. Yani normal sezon sonrası için. Özellikle çünkü play işte bu bir playoff da yani bir nevi. Böyle bir deplasman. Çok zor deplasman. Sert geçiyor. Ee, yani iyi başlıyorsun. Oradan sonra bir anda darmadağın oluyorsun. Sonra tekrar bir adım atıyorsun. Kazanamıyorsun. Olur. Kaybedebilirsin. E, Olumlu tarafına bak. 11'den eşitledi. 10-0. 71-61'den döndün. Bir arada evet 11. Bir ara 11. 67 56 falan da öyle bir şey olmuştu. Orada. E, o da bir e, şey artı. Ya artı devamını da getirmek lazım. Süper şey sorusu De teşekkür ederiz Pearl Deniz. Hakem top elindeyken önce diğer hakeme sonra Dorsey'e bakarak eliyle iki işaret ve topu doğru veriyor. Bu arada hata hakemin değil mi? Bence kural hatası var. Bilmiyorum. Biz bunu seninle demin konuştuk ama maç yasası, abi bu kural hatası değil midir dedim görüntülerim. Mesela ben faul maçın yerinde olsam bence yapacak da Bir itiraz ya, yaparım. Bir tane Başlayayım. özür gelir. Ne olacak ya? Özür diye ben o itirazımı yaparım. Ya sonuçta maçın sonucuna direkt etki eden bir pozisyon ya, bu, Bence direkt etki eden bir pozisyon. Prol ben o kadar dikkatli şey yapmadım. İki işareti yapıyorsa ve bu gözüküyorsa ekranda o zaman zaten yani hakem hatası. peki o pozisyon Olmasaydı da Fenerbahçe bu maçı ne kadar kazanabilirdi? Hayır o ayrı bir yok. şey. Ben ayrı Na bir yerden söylüyorum. Nigel belki 2-0 açacaktı. Tabii o da var. Yani ben hani bir şey dediğim yok. Genel basketbol kalitesi anlamında bu gece üzerinde Fenerbahçe ne kadar daha kazanmaya yakın taraftı bence tartışılır. Anıl sen, sen maçı izlerken de hak etmediğimi söyledin ki ben de sana katılıyorum. Çok iyi bir maç plan abi. Ama hak etmek önemli değil abi. Bu tarz maçlarda kazanman gerekiyor. İlla hak edeceksin diye bir şey yok. Yani sen çık mücadeleni ver. Ee, hak edip hak etmemeye kalmasın iş. Zaten kağıt yani, katakulliyle de... kazan demiyorum anladın mı? Ama kötü bu... oyuna yine kazan Zaten abi. Zaten o elinemiş abi. Bak, Aynen, kötü oyna kazan seyircinin ya. Seyircinin bu kadar baskın olduğu deplasmanlarda teknik faal sayısı 2'yi falan geçerse ev sahibi o maçı kazanır. Artı 5 kere altı kere de kenara gidilip 2 dakika, 3 dakika şey yaparlarsa, tekrar seyrederlerse. Hele bir takım bir seri yakalamış, deplasman takımı seri yakalamışsa çok zor kazanır. Abi çok hak ettiği hak edip de kazanamadığımız Tabii bir başta var, var ya. Hani hadi, basketbolu bir... Yani çok önemli yani futbolda da basketbolda da. Abi kötü oynarken de kazanacaksın. Zaten esas finali zaten Aynen o. Zaten hani o getiriyor zaten başarıyı. Çünkü mesela Fransa 2018 dünya şampiyonu oldu Fransa 2018'de. Oynadığı futbolu birçok şey, bir şey hatırlıyordur. Finaldeki Hırvatistan maçı dışında hak ettikleri maç hatırlamıyorum. Ama aç tarihi bak. Orada 2018 Dünya Şampiyonu Fransa yazıyor mesela. Yani böyle yani biraz da daha... Kötü oynayarak da kazanacaksın bu tarz maçlar. Bunlar çok önemli. Benim hiç bir bilgim yok Bartu. Yani yani teknik ekibin tercihi değil mi? Sakatlık raporunda yazmıyor. Sakatlığı gözükmüyor falan başladı şu Aya. an kimsenin. Muhtemelen koç tercihi. Ama ya ligde de kadroda değil mesela o da bence biraz şey. Muhtemelen seneye yani herhalde devam edemeyecek demek. Türkiye'de mi? Şeyde de oluyordu abi ya. Oluyor mu? Yani lig maçlarında hani tribünde. Hı. Sakatlığı geçti ama o zaman. Yok. Sakatlık durumu yok, yok diyorlar Adet Fenerbahçe'de 2-3 Belki seneye durmayacaktır takım da ondan dolayı. Hakan abinin parası. Bütçeyi düşürüyor. Parası bütçeyi <laughs> bütçeyi düşürecek Azra Mehmet. Ee, Süper chat sorusu. Hakan abi teşekkür ederim. Cenk sen ve ben %50 servis atış atmayız. Murat abi en az %80 atar. Amerikan basketbolundaki yük sadece touchdown'dan sonra... Ha? Hakan abi Amerikan futbolunu da mı takip ediyor? Şimdi birazdan yolda görüntülü arayacağız onu. Ha. O zaman konuşursunuz. Ee, yani bence orada scouting'i sen yapabilirsin değil? Hayır onu şey şey şimdi yapıyorum. o field extra point şey yüzde 90 otomatiktir. Yani taşlandan sonra bir sayılık vuruş mesafe çünkü uzak değildir. Yani yüzde 50 vuran Ekstra kick'leri bir kicker'ı NCAA'lere bile almazsan <laughs> <laughs> bırak. <laughs> <NFL 'a. gülüyor> ya tabii ki yani. Ben, ben mesela ama hiç, 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 hiç aram yok Amerikan futboluyla, hiç aram yok. İşte arada işte Super Bowl'a falan denk gelince izliyordum. Sen ne oldu? İlk dünyayla haberi Vallahi yok. Vallahi haberim yok. Abi Kansas City kazandı ama Dep e, Şubat'ta oldu herhalde değil mi Super Bowl? Tabii depremden deprem, deprem öncesi ben kaçıracağım deprem tamam. gecesi de olabilir deprem olabilir, olabilir. Ee, Haydar Bey süper sorusu teşekkür ederiz. Efes maçına bakınca Kampazo için insan keşke diyor siz ne düşünüyorsunuz muhatap biz bakamadığımız için hiçbir <laughs> şey düşünemiyoruz birazdan da programı bitirip maçın ya sonuna geçeceğiz Anıl'a demin soruyu sorarken Haydar e, kampatsoyla ile Vildoza'yı mahsus dışarıda tuttum çünkü ne diyeceğini biliyorum Bak, onların yerine bir isimle ortaya çıkaramadın ama. Evet abi, evet. Vardır ama ya. Ya tabii yani. Hı? Var. Ya şeyden abi hala var aslında o tip isimler. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde vesaire yani yükselmeyi bekleyen Euro Ligi'ye. Ama ya tabii Campazzo ve Vildoza şu açıdan çok özel oyuncular. Oyunun iki yönünde çok iyi oynayan oyuncular. Ya Vildoza da istediği zaman çok iyi bir savunmacı olabiliyor. E, Genelde... Campazzo zaten sifrisinek e, gibi. Ya, Vildoza tabii ne kadar istiyor? <laughs> iyi savunmacı olmayı tartışılır ama. Şimdi canlarım iki tane daha süper chat sorusu varsa iki soru daha alalım. Ee, geçelim maçı bitirelim. Ersel Bey'den süper chat sorusu gelmiş. 20 dakika bir elitse reboundu. 20 dakika bir reboundu. F4 için Bir elitse modlu yan yana. E zaten en zaten sağlıklı bir elitse düşündüğün zaman en ideal 4-5 rotasyonu olacak gibi duruyor zaten. Peki sen şeyden vazgeçiyorsun o zaman öyle mi? Abi bir tanesinden mecbur vazgeçiyorsun. Sağlıklı bir bir elitse... Nigel'la şey yan yana vazgeçiyorsun. Takımın en önemli silahı o. Alo. Evet abi. Yani, yani ondan vazgeçiyorsun. Evet dedim ya sana. Bir tane sigortadan mecbur vazgeçiyorum. Ben ondan vazgeçiyorum. Mesela Monaco'ya karşı oynuyorsan playoff'ta ben de çok vazgeçmem. Yok. Ya tamam. Ya Sizler örnek de... veriyorum. Takım örneği veriyorum. Tamam misafir diye eğer, bu kadar ezmeyiz. Bak e, eğer Bielitsa Final Four yolunda playoff'larda 20 dakika %80 eski Bielitsa gibi oynayacak duruma gelirse onu 5'te de kullanırsın. Olur. Ondan yani o Dinamo ikilisinden de çok fazla vazgeçmezsin gerektiği yerlerde. Peki. Eğer oraya gelirse Fenerbahçe için çok fark eder. Benim şüphem oru yani 20 dakikalık üç seviye bir bielit sayı bu sene görür müyüz? Bence şu an onu hayal etmek çok doğru değil. Bence, Bence de. de. Biraz zamanı bırakalım. Evet. Bence de yani. Son soruyu alalım. Peki 5 tane daha Hakan abiden soru var. Yok Hakan abi bana özelden yazdı. Daha beni gaza getirme param. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Ee, bir hanımefendi özellikle sana bir soru soruyormuş. Hanım. Ömer Bey şimdi yazdı. Sadık Emir'in durumu, Sadık Emir'in durumunu soruyormuş. Ya, abi Sadık Emir Kabaca'yı en Fenerbahçe nefes gelecek sözün için çok istiyordu. O zaman hala alır. Hala da istiyor. Ama benim bildiğim kadarıyla anladın, ya şu an tabii orada Galatasaray'ın da hani içinde bulunduğu durum biraz daha farklı. İşte hem son kötü gidişat, işte bazı problemler. Ama Anadolu Efes'e biraz daha yakın. Hatta Fenerbahçe Beko'nu da Ercan Osmani için. Ya hmm. bir düşüncesi olabilir. Peki. Ee, evet Merve de koldan gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Ee, sordular onu Merve'ciğim. Sen... Fransa'dan herhalde sor abi. Olabilir. Ee, Fransa'dan eklemi... mı? Ya abi sen <laughs> niye bu arkadaşı trolle, trollemelerine düşüyorsun. Estağfurullah. O kardeşim benim ya. İstediği kadar troller. Sizi bugün formlasınız. Sen 4 senedir trollüyorsun. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Cuma günü inşallah kazanırız. Anadolu Anadolu Efes'inde şu an oynanan bir maçı var. Eee Cuma günü Eee Fenerbahçe Barcelona maçı sonrası Eee Efes'in maçı kaçtı oluyor Yine Fenerbahçe'den yok. İçeride yakın, oynuyor yakın. Galiba. Aynı saat. Aynı biri, biri 8.30'dur o zaman. Evet. Biri 8.45'tir. Ee, ya bunu niye yapıyorlar? Ya? Yapıyorlar abi. Abi özellikle dün. Dün 6 maç var yet, yani. Altı bir tanesini maç. Efes maçı koy yani. E aynı saatler neredeyse birer saat ara. Onda başladı maçta. Yani evet. seyretmeyin bizi diyorlar. Ya maç seçin diyorlar abi biraz öyle oldu. Ha? Önümüzdeki hafta. E zavallı Albalar ne yapsın? Zaten abi herkesin muhtemelen feda ettiği Alba al giresi oldu. Yani. Evet. Önümüzdeki hafta, hafta ne? Önümüzdeki hafta mesela Fenerbahçe'nin hem basket hem futbol maçı Avrupa aynı saate denk geliyor. İspanya. Evet e, sevgili Migros'u da çok teşekkür ederiz. Ben sponsorumuz Migros mobil evet. uygulamalarında teşekkür ederim. Sevgili Ali'ye de ben özellikle teşekkür edeyim burada. Yani Migros söylertelim. Kötü gidiyorken hem ligdeki Zaragoza mağlubiyeti Barcelona'nın abi. Abi Zaragoza şey Barcelona maçına İstanbul'a gelecek hakemler. Arkadaşlar böyle. maç bitti maç uzatmayın. Program bitti. Hakemler Şu önemli. yaz için. bunu bir yere. Ben sonra maçın hakemleri. İspanyol olmayacak, olamaz. <laughs> Beş tane yazayım sana. Abi peki son bir soru. <laughs> Hafta başı, işte bu maç oynanmadan önce, bu haftaya 2'de bir de geçse Fenerbahçe ne derdiniz? 2'de bir olabilir. Kabul ederim ya. Niye etmiyor? Ya 2'de biri kabul ederim tabii. Ama Na? bu şekilde kaybetmek üzüyor. Tabii. De yani ha. oynanmadan olsa Kabul ederim. Tabii. Oynandıktan sonra şey çok çalışıyor. zor bir dönemden geçiyor. Cuma ile bilmiyoruz şimdi ne olacağını. Belki tamam. kötü bir senaryo göreceğiz. Olabilir. Zaten. Valencia deplasman. Valencia. Bakabiyde Barcelona. Göre. Valencia deplasmanı var. Sonra çift maç haftası. Tabii. Milano tamam. erteleme. Yani çok Milano da iyi oynuyor. Ciddi formda. Neypir, Pangos, da, Shields de. sakatlandı dediler. Ne oldu? Ya bu yalan raporları da yani. Şu canlı yayını bitireyim mi artık maç bitiyor. Tamam hadi, hadi. <laughs> Cuma günü zaten şey yapacağız. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüz e, Cuma günü görüşmek dileğiyle hoşçakalın.